Merhabalar, kanalım Bir Tutam Tarif'e hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı yumuşacık fısır fısır kabaran, içerisinde bol malzeme bulunan kıymalı poğaça tarifim var. Vereceğim ölçüler 2 tepsi içindir. Ben bu şekilde hazırlayıp bir tepsisini kıymalı, bir tepsisini de peynirli yaptım. Şöyle sizlere iç kısmını ne kadar bol malzemesi olduğunu gösterip hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Bir su bardağı sıcağa yakın ılık suyum var. Sıcağa yakın kullandım çünkü içerisine sıvı yağ ve yoğurt eklediğimde yine de sıvı malzemelerin ılık bir kıvamda olmasını istiyorum hamurumun güzel mayalanması için. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir çorba kaşığı şeker ekliyorum. Ve bir çorba kaşığı tuz. Dört tane yumurtanın iki tanesinin sarısını yüzüne sürmek için ayırdım. Onu bir kenara alıyorum. Geriye kalan yumurtaları yoğurma kabıma döküyorum. 8 çorba kaşığı veyahut da bir büyük su bardağı yoğurt kullanacağım. Yoğurdunuzu önceden çıkarırsanız oda sıcaklığında olursa hamurunuz daha da güzel kabaracaktır. Şöyle yoğurdumu güzelce sıyırıyorum. Makinemi çalıştırıyorum. Öncelikle sıvı malzemelerimi hafifçe bir karıştırıyorum. Maya olarak kuru maya kullanacağım. Toplamda 2 paket kuru maya kullandım. Bir paketi yanılmıyorsam 10 gram kadar. Elinizde böyle küçük paketler değil de büyük paket varsa yaklaşık bir çorba kaşığı maya kullandım sanırım. Eğer taze maya kullanacaksanız da bir tane yaş maya yeterli geliyor. Unumu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmak istiyorum. Bu şekilde bardak bardak ekleyerek verdiğim ölçüler için toplamda 6 su bardağı un kullandım ben. Hamurlarda en büyük püf noktası hamuru uzun uzun yoğurmanız arkadaşlar. Yani yavaş yavaş uzun uzun iyice kıvam alana kadar yoğurduğunuz hamuru kıvam aldıktan sonra da yoğurmaya devam ederseniz hamurunuz daha yumuşacık olacaktır ve daha geç bayatlayacaktır. Hamurum kıvam aldı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Sakın sert yoğurmayın hamurunuzu. Bu şekilde ele yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Zaten biraz dinlendiği vakit bu artık yapışmamaya başladığını siz de göreceksiniz. Poğaçaya şekil verirken un kullanmanıza falan gerek olmayacak yani. Yoğurmuş olduğum hamurumu üzerine öncelikle temiz bir poşet geçiriyorum. Daha sonra bir hamur bezine sararak 15-20 dakika dinlendirdim ben. Çünkü tepsi mayası olmasını istedim daha ziyade. Çok fazla bekletmedim. Eğer daha uzun bekletirseniz daha da fazla kabaracaktır zaten hamurunuz. Şöyle göstermek istiyorum. O geçen 15-20 dakikada bile hamurun kıvamı bayağı bir değişti. Artık elimize de yapışmıyor. Rahatlıkla çalışabileceğimiz kıvama geldi. Hamurumdan şöyle avuç içi büyüklüğünde, mandalinadan biraz büyük bezeler hazırlıyorum. Bu şekilde önceden bezelerinizi yuvarlayıp bir kenara alıp poğaçanızı sonradan şekil verirseniz
Çok fazla ezilmiyor hamurunuz. Daha bir lezzetli, daha bir güzel oluyor. Size de şekil verirken elinizi açması daha kolay oluyor. Bezelerin altına hafif un serpip bunları güzelce hazırladım. Şimdi poğaçamın yapımına geçiyorum. Bir yandan sizler poğaçanın yapımını izlerken, diğer yandan da ben size kıymalı harçta neler kullandığımı söylemek istiyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Bu vereceğim kıymalı harç toplamda bir tepsi için yaklaşık 300 gram kadar kıymayı az sıvı yağda kavurdum. Çok fazla yağ eklemedim çünkü yerken kıymaların çok döküle döküle yenilmesini istemedim. Kavurmuş olduğum kıymanın içerisine bir tane büyük kuru soğanı ekledim. Soğanlar hafif yumuşayınca bir adet kapya biber ve yaklaşık 5-6 tane kıl biber ekleyip biberler yumuşayana dek kavurdum. Son olarak söylediğim gibi yerken dökülmesini istemedim. Buradan da fark ediyorsunuz öyle çok tane tane bir kıyma olmadı. Çünkü içerisine bir çorba kaşığı şöyle dolu dolu bir çorba kaşığı un ekledim. Unla da hafif kavurdum. Ve kıymalı harcımı poğaçamı yapmaya geçmeden önce güzelce soğuttum. Biraz tuz, karabiber ve kekik ekledim. Onunla tatlandırdım tabii ki. Şekil olarak ben böyle rulo şekli tercih ettim. Yuvarlak poğaça da yapabilirsiniz. Standart poğaça da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben bunu çocukların dışarıda yemesi için hazırladığım için bana en kullanışlı şekil bu şekilde geldi. Hamurumu ince şekilde açıyorum. Kıyması dökülmesin diye iki kenardan hafif kıvırıyorum. Elimle rulo yapıyorum. Poğaçalarım hazır. Bu şekilde tepsim dolana kadar hepsini hazırlayacağım. Üzerini nemli bir bezle örtebilirsiniz veyahut da fırında ben genellikle hamurlarımı mayalamayı tercih ediyorum. Fırını hiç açmadan fırının kendi ısısında tepsiyi fırına sürüyorum. Üzerini örtmem de gerekmiyor. O şekilde bir 20 dakika, mümkünse yarım saat dinlendirirseniz hamurunuzu, zaten sizler de poğaçaların nasıl kabardığını kendiniz göreceksiniz. Sizlere şöyle poğaçalarımın son halini göstermek istiyorum. Ve poğaçalarım fırına gidiyorlar. 20 dakikanın sonunda fısır fısır kabardı. Gördüğünüz gibi. İki tane yumurtayı kenara ayırmıştım. Onun içerisine iki çorba kaşığı süt ekledim. Ve her poğaçanın üzerine bu karışımdan sürüyorum. Poğaçalarımın üzerine haşhaş, keten tohumu, susam ve çörek otu karışımı döküyorum. Ben bu şekilde hazır satılıyor. Dilerseniz evde kendiniz de aynı karışımı hazırlayabilirsiniz. Veyahut da sadece susam kullanabilirsiniz. Çörek otu kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Hazırladığım poğaçalarımı 180 derecede, eğer fırınınızda buhar ayarı varsa en kısık derecede buharlı ayarda, eğer buhar ayarınız yoksa fırının alt kısmına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koyarak da pişirebilirsiniz. Poğaçalar su ile piştiğinde çok daha yumuşacık oluyorlar. Fırından çıkan poğaçalarımın üzerine havlu kağıdımı güzelce ısladım. Üst kısımları çıtır şu anda. Bu şekilde seviyorsanız bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ben iyice yumuşacık pamuk gibi olmasını istediğim için ıslatılmış havlu kağıtla üzerini örttüm. Yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendirdim hamurumu. Gördüğünüz gibi yumuşacık poğaçalarımız bol içiyle birlikte hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tarifimi beğendiyseniz bir videomun altına bir beğeni bırakmayı, kanalıma ücretsiz abone olmayı, bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.